1 Mart 2023 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 7 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 15 yarışı, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 7 numaralı Gül Ağa'nın alabileceğini düşünüyoruz. 6 numaralı Şans Kaynağı, 10 numaralı Dilanur, 11 numaralı Abernalı Kız ve 1 numaralı Hür Uçan gibi hafif süratli atlar, Gül Ağa'yı biraz temposunun üzerine çıkartabilirler. Hafif süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Bizim bu koşudaki favorimiz 3 numaralı Halay olacaktır. Uzun mesafeli son 4 yarışının 3'ünü kazanan bu safkan, kazanamadığı son yarışta ise iyi yer tutamadığını gördük. İyi çıkıp önlere gelmesine rağmen dış kulvarda kaldığı için en geriye düşene kadar bekleyip tekrar sprint kalkmış ancak yetiştirememişti. Bu şekilde kazanması beklenemezdi. Safkan'ın mükemmel formunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Yine uzun mesafeli bu yarışta, uygun rakiplerini geride bırakacaktır. Yarışın gidiş hattının da 3 numaralı halaya çok yarayacağını söyleyebiliriz. Net favorimizdir. Halayın yanına sadece bir at yazacağız. 9 numaralı Arısan, 7. olduğu yarıştan itibaren takibimizde olan bir isim. O gün halayın kazandığı yarışta 2 saniye geride 7. olabilmişti fakat form durumundaki artış, yarış içi görüntüsüne yansımıştı ve ileride daha iyi koşacağını belli etmişti. Arısan, sonraki yarışlarında da kısmen iyi koşup üst sıralarda adını duyurdu. Bugün ise çok boş bir kiloda yarışacak ve muhtemelen AGF sıralamasında bir hayli geri planda olacak. Karataş idaresindeki halay, kilodan etkilenip biraz bile eksik koşarsa, bizce Arısan yarışı kazanabilir ihmal etmemenizi öneririz. İlk ayak için iki atı yeterli gördük. Dilerseniz bu ayağa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Biz bu koşuyu 3 ve 9 sıralaması ile geçeceğiz. İkinci ayak 4 yaşlı Arapların maiden yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Berkay Güzeli alacaktır. Süratli bir rakibi olmadığı için, muhtemelen ağır tempoda yarışı sürdürecektir. Berkay Güzeli, Alevin Rengi, Pamucak ve Safderun gibi kazanma karakteri düşük isimlerin start aldığı bu koşuda, her türlü sonucu bekleyebiliriz. Alevin Rengi istikrarlı gibi gözüküyor fakat, son yarışında düzlükte hiç işlemedi. Aynı koşunun ikincisi olan 8 numaralı Melde Kız, rakibinden çok daha diri bir şekilde yarışı ikinci bitirdi. 8 numaralı Melde Kız üzerine koyarak geleceği bu koşuda, Karataş idaresinde yarışacağı için çok daha iddialı koşacaktır. Ancak kazanmaya yetecek mi emin değiliz. Çünkü kazanma karakteri düşük atlardan bugün beklenenin üstünde performans gelebilir. Ya da 4 numaralı Ester ve 3 numaralı Çallı Obalı gibi takip atlarımızdan ters bir koşu gelebilir. Biz bu koşuda riske girmeyelim. Öncelikle 8 numaralı Melde Kızı, daha sonra 11 numaralı Pamucak, 12 numaralı Safterun, 2 numaralı Berkay Güzeli, 1 numaralı Alevin Rengi, 4 numaralı Ester ve 3 numaralı Çallı Obalı'yı yazıp, burayı biraz daha sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 8 11 12 2 1 4 3 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü ayak. Üç yaşlı İngilizlerin Handikap 15 yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 4 numaralı hızlı ve ünü alacaktır. Hafif süratli rakipleri olsa da, tempoyu çok yükselteceklerini düşünmüyoruz. Hafif süratli bir temponun oluşabileceğini söyleyebiliriz. 1 numaralı Nice, yarışı önlerde takip eden bir isim başarılı birinciliklerinden sonra, bugün biraz daha sert rakiplerle karşılaşacak. Kilo farkına rağmen, yarış çok süratli olmazsa mutlaka şanslı olacaktır. İlk sıradan yazabiliriz. 3 numaralı Jovovic, bu mesafede başarılı bir üçüncülük elde etti. Bugün Vedat idaresinde benzer bir yarış sergileyecektir. İyi form durumunu koruduğunu söyleyebiliriz. 7 numaralı Çovinist ilk yarışında güzel bir sprint ile üçüncülük elde etmişti. Son yarışında ise 1400’de yarışı önlere yakın takip edip kazanmasını bildi. Bugün önlere yakın da gitse, beklemede yapsa mutlaka ön sıralarda adını duyuracağını düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu 3 atı bu koşu için yeterli gördük. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 3, 7 şeklindedir. 4. ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sağlam gördüğümüz bir bankomuz var. Yarışta liderliği 3 numaralı Vincitor alacaktır. Bu safkan genelde süratli ve sert rakiplerinin olduğu koşularda liderliği alamadan yarışı önlere yakın takip ederek yarıştı. Genelde düzlük üzerinde öndeki rakiplerini atladı ama geriden gelen güçlü sprinter isimlere geçildi. Bugün süratli bir atın olmadığı bu koşuda en iç kulvardan yarışa başlayacak. Vedat zaten bu tür atlarla liderliği alarak yarışmayı çok seviyor. Bizce kolay tempoda liderliği alacak ve düzlüğe de kolay tempoda çıkacak. Bu safkanın son sprintin ait çok beğendik. Mükemmel form durumuna sahip olan 3 numaralı Vincitor, ağır tempoda götüreceği bu yarışı sprint yemeden kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Az sayıda yarış gören atların hepsi yarışı önlerde takip ediyor veya liderliği alarak yarışıyor. Bugün için 6 numaralı Karkeres'in daha süratli olduğunu ve yine liderliği alabileceğini söyleyebiliriz. Bugün yine tempoyu belirleyip çıktığı gibi bitirebilir. Net favorimizdir. 5 numaralı Prince of Darkness çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bugün ciddi rakibini elinden kaçırmaz ve yakın takip ederse, düzlükte onu avlayabilir. Mutlaka yazmalıyız. Son olarak 2 numaralı Mesmeriz'i yazalım. Bu safkanda yarışı önlere yakın takip ediyor. Fakat liderlik için hamle yapmıyor. Ön grup atları ile fazla inatlaşmadan yakın takip ederse, Gökhan Kocakaya idaresinde kazanabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu koşuyu 3 at ile geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 6-5-2 şeklindedir. 6. Ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 15 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Günün en zor yarışlarından biri de burasıdır liderliği bir numaralı Time Lord alacaktır. Bu safkan güçlü bir isim fakat, bugün stili birçok rakibi var ve kilosu çok ağır. Yine de çıktığı gibi bitirme ihtimali vardır. 9 numaralı Dark Lord, muhtemelen Time Lord'u yakın takip edecektir. Son sprintinde mükemmel görünen Safkan, bugün üst sıraları zorlayacaktır. 10 numaralı Zeybek Flight, 11 numaralı The Glow ve 6 numaralı Chen Breaker'da yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir. Bu atların fazlaca baskı yapmadan yarışı önlerde takip etmesi durumunda, hem öndeki atlara hem de bu üç isme kazanma şansı doğacaktır. Bu atları da bu sebeple yazmak istiyoruz. 2 numaralı Kancelot, kaliteli bir isim. Ara sonrası ilk yarışında Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak kilosu da müsait olup, nefestin etkilenmezse mutlaka kazanır da olacaktır. Biz ara sonrası çalışmalarını yeterli bulsak da, iç pistteki son sprintini çok beğenemedik. Bu sebeple geri planda şans verdik. Yine de kalitesini yansıtıp kazanabilir. İhmal etmeyin. 7 numaralı fırtına karası, son yarışında duyum olarak gelmiş ve ikincilik elde etmişti. Devam eden formu ile bugün de yazmalıyız. 3 numaralı payidar, idmanlarını çok beğendiğimiz bir isim. Binicisi çok yarış koşan ve kazanan biri olmadığı için geri planda şans verdik. Bu atın daha iyi binicilerle yarış daha rahat yarış kazanabileceğini belirtelim. 4 numaralı Kanaga, 5 numaralı Encantador, 8 numaralı Merdokan, 12 numaralı Arti Junior ve 13 numaralı Emin Baba, bu riskli koşuda geniş kuponlara önereceğimiz isimdir bu son yazdığımız 5 atı, geniş kuponlar ekleyebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 9, 10, 11, 6, 2, 7, 3, 4, 5, 8, 12, 13 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.